Dördüncü tekrar testini Milli Eğitim yayınlamış olduğu son 10 sorusunu çözeceğiz ve böylelikle bitirmiş olacağız. Bakalım kaldığımızdan devam edelim. 10 gün sonra diyor ki bu parça aşağıdaki edebi akımların hangisini öz nitelikler taşımaktadır? Yani edebi akımın ne olduğunu direkt bul diyor. Peki bakıyorum bu bir hamal sürtesiymiş. Acep kimin derken 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir sürteye. Teker meker küfe bir tap düştü ta öteye. Benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle daha. O anda karşı evden bir orta yaşlı kadın göründü. Ah benim oğlum gel etme kırma sakın. Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok. Baban 8 sene kullandı. Hem de derdi ki çok uğurlu bir küfedir kalmadın hemen yüksüz. Baban gidince demek kaldı adeta öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini gerekten. Arkadaşlar okuduğumuzda gerçek bir dünyayla karşı karşıya kalabiliyor muyuz? Yani şiirde böyle bu bir mensur şiirdir. Şiirin düz yüze yaklaştırılmış Mehmet Akif'in küze şiirinden alınmış bir parçadır diyelim. Buna baktığımız zaman Mehmet Akif'e de göz önünde daha çok realizm akımının ön plana çıktığını söylemek daha doğru olacağı için cevap direkt Adana'dan arkadaşlar. Diyor ki 600 ile sözcük düzey ögeleştiri bakımından hangisidir diyor. Bu şu 600 sözcük şudur arkadaşlar. Bakıyorum göründü yüklem. Kim göründü ya da ne zaman kim göründü? Bir orta yaşlı kadın. Bakın yüklemin yanında ne var? Özne var. Peki özne nerede göründü? Karşıdaki evden göründü. Nereden göründü? Karşıdaki evden göründü. Dolaylı kimler? Ne zaman göründü o anda hop zastınlıcı, zastınlıcı dolaylı tünnek, özne ve yüklen eşittir cevap direkt Adana kendini gösteriyor. 13'e bakıyorum. 2 tane şiir verilmiş kocaman. Şiirin ortak yönlerinden değildir. Önce bir şiire bakıyorum. Siz şiiri. Ben bu siz şiirinin nereden geldiğini bileyim. Bakın. Siz şiiri sarmış yine afakını bir durdu muannit. Bir zulmet-i beyza ki peyapey mütezayi. Bu şiir arkadaşlar Tevfik Fikret'in siz şiirine alınmıştır. Peki bu Tevfik Fikret'in şiirindeki konu neydi? İstanbul'u kötülemek için yazılmış değil mi? Bunu bilelim. Peki sizde söyleniş demiş. Bir de arada şey ne? Kartı düzenine bakacağız. Hesap edilen varlığa bakacağız. Nazım birine bakacağız. Ölçüye bakacağız. Temaya bakacağız. Peki sizde söylenişe bakıyorum. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler. Kandilli, göksu, kanlıca, istinyen, merdeler. Hep ana kişiler siz mi arkadaşlar? O zaman seslendiği şey ne? Siz. Değil mi? Kitap edilen varlık siz. Peki kartı düzenine bakalım. A, B, B, C, C gibi bakalım. Değil mi burası? Buraya da bakalım. A, B, B, C, C. Tam kartı düzeni doğru. Tamam. Adana doğru. Bursa doğru. Nazım dilimine bakıyorum. Nedir arkadaşlar? Aruz dilimiyle yazılmıştım. Aruz ölçüsüyle yazılmış. İkisi de baktığımda. Çünkü beyitlerim var. Sen bir beyit baktığında aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Ölçü bakımından öyle. Nazım dilimde nedir arkadaşlar? Beyit şeklindedir. Ölçüsü. Aruz ölçüsü dilimi ise beyittir. Teması farklı. Neden? Arkadaşlar bir doğadaki sisle seslenirken diğeri sis karakterin ne yaptı? İnsanı kötülemek için kullandı. Pardon insan diyorum. İstanbul'u kötülemek için kişileştirdi ve onu ne yaptı? Kullandı. Bu yüzden tema bakımından farklı bu gerekten hiç şiir okumadan yola çıkıyorum cevap denildi. Peki 14'e bakıyorum. Demiş ki ben şiirde şekle önem veririm ancak şiir bir mesaj vermemeli. Şair kendi duygularını ifade etmeli. Eserlerinin sanat kaygısı bitmelidir. Bak sanat kaygısı bitmek demek nedir? Özsaf şiir anlayışı direkt düşünebilirim. Diye düşünen bir yukarıdaki numaralanmış şiirlerden hangisini kastetmektedir? Aruz sizin olsun, hece bizim. Halkın söz Türkçe bizimdir. Ley sizin, şep sizin, gece bizimdir, değildir bir mana, üç adam muhtaç. Şimdiki sanat kaygısı bitmiyor. Burada sanat kaygısı, burada daha çok mesaj kaygısı vardır. Mesaj geliyor çünkü. Sıdık ile terk edelim bir her emeli, her evesi. Kralım hain ise azmimize ten kafesi. Dinledik ki eleminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor bak budur Allah'ın sesi. Yine vatan konusu olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Bir sesleniş var mı? Var mesaj veriyor çünkü.
Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldim. Çok benzediğim memleketin her tepesinde baktım konuşurken daha bir kere güzeldin. İstanbul duydum daha bir kere sesinde. Diyerekten ne yapıyor? Sanat kaygısı gidiyor mu? Sevgiliye sesleniyor mu? Evet. Ah ben ne hastayım bilsen kalbimin ızdırabı malulü, ruhumun iktisatı methulü ne kadar başka herkes sizinden diyerekten ne yapıyor? Yine bir sevgili seslenmiş var. Sanat kaygısı ve kendi duygularını kitlere dile getirdiği için 3 ve 4 hop direkt satışı ne yapıyor arkadaşlar? Edeni. 15'e bakıyorum. Bu şiirlik çarşıdıklarından hangisi söylenemez demiş. Bakalım. İkisi ortak var. Birinci metre bakıyorum. Sen de gittin. Sen de arkandan. Ağladım ağladım. Harap oldum. Ne olurdu? Bu değil. Sen de kebitseydi bir emeğli bir an. İki bakıyorum. Ben bir Türk'üm. Dinim değilsin. Unudur. Sinem yüzüm ateşle doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim demiş arkadaşlar. Direkt baktığım zaman birinci metnin dili arkanın ikinci metnin dili sağ dedi. Doğru mu? Doğru. Bak burada hep terkipler varken burada direkt anlaşılır kelimeler kullanıyor. Her ikisi de toplumsal bir tema işlenmiştir. Evet doğru. Baktığım zaman ağladım ağladım harap oldu ne olurdu gönlü değil mi? Sen bu uykusuz hale kalmak geçebilseydi bir emelsiz bir an diyerekten toplumsal bir tema işlenmiş mi? Aa hayır. Burada daha çok bireysel bir konu. Sen de gittin. Senin de arkandan için sen bir kişiye seslenin topluma değil. Hop ne yaptı bir karaktere seslenin. Ama bir ben diye Türk'üm benim değil. Buludur Sinem ödüm ateşle doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Hop Türk evladı evde durmaz giderim diyerekten ne yapmış? Toplumsal bir tema işlemiştir. Direkt Bursa aslında kendini sırıtıyor değil mi? Her iki metrede de kafe biri de kullanılmıştır. Bakıyorum. Nisyan, an, evet, Redif var. Oldum arkamdan diyerekten de görüyorum. Bak ki ben bir Türk'üm, uludur, doludur. Bakın doludur, uludur, kuludur. Giderim diyerekten var mı? Var. Her iki metin duygusal duygular dile getirmiştir. Doğru. Her ikisi nazın birimi aynı dörtlüklerle yazılmıştır. Doğru. O direkt Bursa kendini tema olarak farklı olduğunu gösteriyor. Noktalama işaretleri sırasıyla hangisi getirilmelidir demiş. Bakıyorum teyzeniz geldi bu akşam değiliz biz yalnızız. Yalnız pardon. Ya şu cümleyi düzeltirseniz bu akşam teyzin bu akşam yalnız değiliz biz yalnız değiliz. Teyzeniz geldi çünkü de değiliz yok son ağzına ne olur hep nokta koyarsın yüklem çünkü bu devrik cümledir yüklem ortaya geldiği için. Sapa sağ eyde virgül kırık canlı fener sol eyde noktalı virgül, iki virgül arkada gelmeyeceği için. Boşanan yağmur iliklerde, virgül, çamur ta belde. Hani çoktan gömülen kaldırımın, virgül, hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak diyerekten nokta. Peki ne yapıyorum? Nokta, virgül, 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 nokta. Bakıyorum, hop, adam kendini sırıtır arkadaşlar. Dizilerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı vardır diyor. Bakalım çocuk benim o sabah gördüğüm zavallı yetim. Burada bir yazım yanlışı yok. Şu var ki, bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Yavrucağın hali eskisinden elim. Niye iki nokta kullanmış? Açıklama mı yapacak? Hayır, bir tık kullansın. Daha iyi olur. Çılgın bacaklarının düzden altı çırılçıplak demiş değil mi? Yani ne alaka iki noktası işte? Hop burada bir yanlışlık var. Cevap direkt zaten yazım yanlış. Noktalama işareti aynı yerde olduğu için cevap burada. Bu parça numaralı cümlelerden hangisi yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakıyorum Adana'ya. Gözlerinin elinde güle dikilmişti. Parmakların aheste aheste yaprakları koparıp rüzgara bahşediyordu. Burada bir yazım yanlış yok. Adana gitti. Seni seyretti ki kalbimi hüzünden hissediyorum. Burada da yok gitti. Şu anda hayal hanemi acı acı fikirlerle meşgul olduğuna eminim. Burada da yok gitti. Yapraklar bitinceye kadar hiç tavrını ve vaziyetini değiştirmeyerek hazin hazin sükut ediyordum. Burada da yok gitti. Lakin son yaprak son metanetini mahvetti. Birden bir gözyaşı seli oldu. Seli hasıl oldu derken birden bire kelimesi kesinlikle yazılır. Kişi yazılır. Bu özellikle bilelim. Hop edelim. Aniden. Birden bir demek aniden manasını katıyor. Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ne demek istiyor? Aşağıdaki şiirde karar insan özelliği kazandırılmıştır. Yani ne yapmış? Teşhis. Yani kişileştirmiş değil mi? Doğadaki bir özelliği, insan özelliği katarak da. Diyor ki, bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşine gayip eyleyen bir kuş gibi kar,
Geçen ey yağmur ey baharı arar, ey kulübün şürur-i şeydası, ey kebuterlerin neşideleri, o baharın bu işte fedası, kapladı bir derin sükute yeri karlar, ki hamuşane dem beden ağlar. Bu galiba Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı Şita, bu karın nameleri adlı şiirine alınmış bir pasaj olması lazım, mısralar olması lazım tahmin ediyorum. Karın insana benzetilmesi, yani teşhis sanatının kullanılması hangisinde yoktur diyor aslında. Bu teşhis sanatı yoktur, yani kişileştirme gibi bir özellik yoktur diyor. Hülyaları serpilerden uçar, hasta bir reca, yorgun pırıldaşı, belki mescide hep sarı kandil yanları. Hülyalı serpilerden uçar, hasta bir reca, diyerekten hülyalı serpiler, hayal içindeki terbiler, yani ağaçlar, hayaller insanlara ait değil midir arkadaşlar? Yorgun pırıldaşır, yorgun olmasa insana ait özellik değil midir? Bu da ne yapmış? Serbilere vermiş. Adana bak teşhis olduğunu gösteriyor. Ayrılan elleri bitir, daha birleşmeyecek, aramızdan acı bir bağda hazan esti bugün. Yani bu kötü sonbahar bağda hasan diyerekten ey nihalinden dağılmış dökülen nazlı çiçek. Çiçek nazlı olur mu arkadaşlar? Olmaz. İnsan özelliği vermiş. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı, suları beklerdi bir peri kızı. Peri kız, alnından öperken akşam yıldızı. Akşam alnından öper mi? Öpmez. Bu da bir insan özelliği vermiş. Yayların kirişi urgana dönmüş, şahin yuvasından doğana dönmüş, Türk yurdu soyulmuş, soğana dönmüş, kılıç satır olmuş, takan nerede gideyim, arayın kalkan nerede? Burada bir teşhisten atıyor, bir gördüm. Tuna boylarında sıra sergiler, tam yeri eskisi sessiz ağlanmış. Sessiz ağlar mı? Tuna boyu sıra sergiler. Yani oradaki ağaçlar ağlar mı? Ağlamaz. İnsani bir özelliği verdiği halk direkt cevabın denildi. Kendini sırıtıyor. Son sorum. Bakıyorum bu parçada bakadığına parçanın şairini yılarak aşağıdakilerden hangi söylemez? Emlerine takip hakkını verilen hangi söylemez diyor. Bana sor sevgili Kârim. Sana ben söyleyeyim, bir hüviyette şu karşımı duran eşarım, bir yıl söz ki samimiyet ancak hüneri, ne tasanlığı bilirim çünkü ne sanatkarım, şiir için gözyaşı derler onu bilmem, yalnız aksinin giriyesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, dil yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku. Zira onu yazdım, iki söz yazdım tabiyetten, devrin ileri gelenlerine seslenmiştir. Allah'ım, bir dursun bakalım. İçten bir üslup kullanmıştır. Evet, duyguları bak, direkt kendini gözleri, alçak umuyor bir tavır sergilemiştir. Doğru, ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem diyor. Eserin yazış gayesini açıklamıştır. Dili yok kalbini, şiir için gözyaşı derler, onu bilmem, yalnız Aksin'in zirvesidir bence bütün asarım. Yani bütün eserim Aksin'in bir göstergesidir diyor. Hemen ne yapıyor? Gayesini açıklamış, kendi anlatması zorlandığını belirtmiştir. Dili yok kalbim, ondan ne kadar bizarım. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku zira onu yaz, iki söz yazdımsa diyor. Diyerekten kari, yani okuyucum sana ben söyleyeyim, mühürriyeti şu karşımda duran eşarım, şiirlerim diyor. Bir yıl söz ki samimiyeti ancak neri, ne tasanlığı bilirim, ne sanat bilirim, çünkü ne sanatkârım demiş. Mükemmel bir şiirdir arkadaşlar. Devrin yeri gelenlere seslenmiştir, böyle bir şey yok, okuyucuya seslenmiştir arkadaşlar. Bana sor sevgili kâri, yani okuyucu, sana ben söyleyeyim diyor. Diyerekten şiir neden yazdığını okuyucuya bir göstergedir bu. Peki, bu şekilde tekrar testini bitirmiş olduk arkadaşlar.